Şimdi önemli bir haber, sahaya iniş haberi Beşiktaş tarafından gelmiş oldu aslında. Kümeler halinde çalışmalara dair Evet. bazı bilgileri hep okuyorduk ama özellikle Almanya'da bu Bundesliga takımlarının yine işte 3'er 4'er kişi antrenman için sahada bir arada olduklarını da biliyoruz. Beşiktaş bu noktada önemli bir adım atmış gibi görünüyor. Bu tarafından az önce geçirdiğimiz günleri konuşuyorduk. Nasıl bir değerlendirmede bulunabilirsiniz? Yani bir kere umuttan bahsettin sen sözünü bitirirken az önce. Bu umut verici bir gelişme bence. Topluma da toplumun önünde ya da çok fazla izlenilir ve bilinen karakterlerin normalleşmesi, hayatın içinde kendi işlerinde pozisyon almaları vatandaşın moralini de yükselten unsurlar olacaktır mutlak surette. Beşiktaş takımının hafta başı itibariyle üçerli dörderli de olsa ki sosyal mesafe yine korunacaktır büyük ihtimalle. Bu şekilde antrenmanlara başlaması futbol dünyasının ve onu takip eden insanların moralini yükseltecek unsurdur diye Evet. düşünüyorum ve örnek olacaktır. Zaten verilen bilgiye göre de sadece o gün antrenman yapacak futbolcular ve antrenör grubu olacak. Onun dışında tesislerde çalışan kimse yine tesislerde bulunmayacak. Aslında bir şekilde o kalabalık grubu sahaya götürmemiş oluyorsunuz Şimdi böylelikle. Çağıl, yani bu tabii dünyada ilk defa yaşanan böyle bir şey hiç kimse yaşamamıştır ve bu jenerasyonlar bilmiyor. Geçmiş jenerasyonlarımız da bunu bilmiyorlar ve ülke olarak da bildiğimiz bir şey değil. Ama sürekli geliştirilebilir bir kriz süreci yaşıyoruz. Yani her gün yeni bir şey öğreniyoruz ve o yeni bir şey üzerine doğru şeylerle etrafımızı donatıyoruz. Şimdi Beşiktaş takımı da mutlak surette Avrupa'da sahaya inen örnekler üzerinden mutlaka araştırıp çalışıyordur ve doğru örnekler üzerinden devam ediyordur. Ve eminim birçok kulübümüz aynı şekilde araştırmaları yapıyordur. Yani nasıl bir antrenman programı yapılacak, nasıl oyuncular mesafeyi koruyacaklar, tesislerde kimler olacak, kimlerin görevli olacak, kimler hangi işte maske mi, eldivenle mi dolaşacak? Bunların hepsi mutlak surette önceden tespit edilmesi gerekiyor. Eminim onun ön çalışması da yapılmıştır ama hep nasıl diyelim problemi adım adım çözerek ilerliyoruz ve tanıyarak karşımızda ne olduğunu bilerek ve ona göre davranmaya çalışıyoruz. Yani bir adım atıyoruz aslında ileriye doğru acaba nasıl olabilir diye düşünürken de ama riski de en aza indirmek lazım. Hani Yani bu denemeleri yaparken değil mi? Merdiven çıkarken bir adım, sonra diğer adımı ayağımızı diğer merdivene değil de aynı merdiven üzerine atıyoruz. Yani bu biraz temkinli olmamızı gerektiriyor. Örnekte olduğu gibi bence çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hani sürekli uyarılar geliyor biliyorsun. Mesafeyi koruyalım, marketlere beraber girmeyelim, eczanelere beraber girmeyelim, toplu taşımalarda dikkat edelim falan. Bunların hepsi sonuçlara yansıyor, skora yansıyor aslında bakıldığında. Haliyle spor kulüpleri de burada ki sağlıklı bünyelere sahip insanların belki de hayata karışmaları bu anlamda çok önemli. Çünkü birçok fabrikada sanayi devi diye adledebileceğimiz birçok fabrikada duyuyorum ki üretimlerde yavaş yavaş başlamak üzere. Hiç durmayanlar da var. Zaten Olcay durmayanlar Çakır, var evet. biliyorsun. Yani çalışmaya devam eden Ne birçok fabrika, var? şirket, çalışan, işçi var. Var. Zaten finans kuruluşları, bankalar zaten çalışıyorlardı biliyorsun. Ama ara verenler de vardı. Ara verenler de hayata yavaş yavaş karışmaya başlıyor. Böyle böyle alıştıra alıştıra gideceğiz. Bir anda şöyle bir yanlış bence yanılgı var, yanlış bir algı var. Eski günlere ne zaman döneceğiz? Kademeli döneceğiz, fark etmeyeceğiz belki de. Belki de Tık bir... başlayacağımız bambaşka bir hayat olacak artık. Yani normale dönüş dediğimiz şey, yani o günün normali O günün olacak. normali. Gerideki normali aramamak gerekebilir artık. Kesinlikle öyle olacak. O yüzden insanların o eski günler değil, yeni, daha gelişmiş, daha tedbirli, daha doğru ve daha bu tip krizlere karşı daha dayanıklı ve güçlü bir Evet. hayatı olacak. Öyle gözüküyor. Ve daha paylaşımcı olmak gereken Ya günler bir geliyor, sürü değil mi? öğretiler değil mi? İnanılmaz şeyler. İnşallah herkes ders aldığını biliyoruz, söylüyor. İnşallah uygulanabilir ve pratikte de karşılıklarını göreceğiz. Ben Evet. insanımıza, Türk insanının hasletlerine her zaman güvenmişimdir. Yine bence bu krizde de yanlış işlerimiz olmadı mı? Oldu. Ama çok artılarımız da olduğunu düşünüyorum. Biraz artılarımızı da ön plana çıkararak kendimize biraz övünmeyi de bilmemiz gerekiyor bence. Azami dikkat göstermeye de devam Tabii. ederek.